Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, Arapça çeviri kılavuzundan derslerimize devam ediyoruz. 5. metnin tahlilini yapıyorduk. Şuraya kadar gelmiştik. Kısaca bir özetleyelim burayı. Daha sonra buradan hızlı bir şekilde devam edeceğiz inşallah. El ailetul arabiyyetu arkadaşlar, sıfat mevsuftan oluşan, yani Arapça sıralamaya göre mevsuf sıfattan oluşan bir sıfat terkibi. Arap aile demek normalde. Ama biz bunu çevirirken Arap ailesi diye çevirdik. Neden? Arap ailesi diye çevirdik. Neden arkadaşlar? Bunun bir cevabını alayım. Arap ailesi diye çevirdik. Neden? Önceki derste uzun uzadıya anlatmıştım. İsim tamlaması gibi çevirmiştik. Normalde bunun manası Arap aile. Neden böyle bir şey yaptık arkadaşlar? Eğer bizim sıfatımız ismi mensup olursa, evet, sıfat ismi mensup olursa, sıfat ismi mensup olursa isim tamlaması şeklinde çevirebilirdik arkadaşlar. Sıfatla mevsuf dört yönden birbiriyle uyumlu. El ailetü marife, el arabiyetü de marife, el ailetü müennes, el arabiyetü de müennes, el ailetü müfret, el arabiyetü de müfret, el ailetü merfu, el arabiyetü de merfu. Dörtte dört uyum arkadaşlar. Yine biz buna cips diyoruz. Cinsiyet, irab, belirlilik, sayı. Müennes, müennes. Merfu, merfu. Marife, marife. Müfret, müfret. El ailetül arabiyyetu hiyel vahdetül esasiyyetu fi binâil müctema'il arabiyyi. Arap ailesi, Arap toplumunun oluşumunda temel esastır, birimdir. El ailetu mübteda arkadaşlar. Aynı zamanda mevsuf. El arabiyyetu onun sıfatı. Bak, en doğru irab şekli bu. Yani mesela bizim okulda Mehmet Ali Şimşek Hoca var. Mehmet Ali Hoca bunun hepsine birden fail diyor. Tamam mı? Bu da bir bakış açısı. Ama normalde yani Arapça kitaplarda el ailetü mübteda, aynı zamanda mevsuf. Bu el arabiyyetü mübtedanın sıfatı olarak söylüyoruz. Tamam mı? Yani biz birincisini yapalım, ikincisini de bilelim. Neydi birincisi? El ailetü mübteda, aynı zamanda mevsuf. El arabiyyetü sıfat. El arabiyyetü sıfat. Çünkü burada asıl olan sıfatlanan şey aslında. Tamam mı? Ha, siz işte Mehmet Ali Hoca ne diyor mesela? İkisi beraber sıfat tamlaması olarak mübteda diyor. Bunu da söyleyebilirsiniz. Ama işin esas teknik boyutu ilk söylediğim. Hem mübtedamız hem haberimiz normalde nekre olması lazımdı. İkisi beraber marif olursa, zaten mübteda da asıl olan marifelikti. Haber de asıl olan nekralıktı. İkisi beraber marif olursa araya bir tane fasıla zamiri. Zamiri fasıla girer. Niye? Çünkü bu girmezse el ailetul arabiyyetul vahdetul esasiyyet sıfat tamlaması da karışabilir düşüncesiyle bir tane bunu birbirinden ayıran, yani sıfat tamlaması olmasını engelini ayıracak olan bir tane zamiri fasıla girer. Dolayısıyla bunun için söylediğimizi burası için de söylüyoruz. Burada el vahdetu haber, aynı zamanda mevsuf, el esasiyyetu onun sıfatı. Ama Mehmet Ali Hoca şöyle diyor. Mübtedamız sıfat tamlaması şeklinde, haberimize sıfat tamlaması şeklinde diyor. Tamam mı? Evet. Mübteda haber dedik. Şunlara hiçbir şey demesen de olur arkadaşlar. Hiçbir şey demesen de olur. Yani mübteda haber. Çünkü buraya mef'ulün fih desek, mef'ulün fih fiil cümlesinde olur. İsim cümlesinde olmaz. Bunlara bir şey dememize gerek yok. Ama kendi içinde irabını yapacağız tabii. Mübteda haber. İsim cümlesinde çünkü iki öge olur. İkiden fazla öge olmaz. Buraya başka bir öge söyleyemeyiz yani. Evet. Yani şu harficellerin tabii müteallakı var. İşte burada bir mevcudetun falan takdir ediyoruz falan filan. Onlar ileri konu olduğu için onlara girmiyorum yani. Tamam mı? Onların normalde aslında mef'ulün fi ögesidir. Ama onlara girmiyorum. Fi car, binayı mecrur. Binayı aynı zamanda muzaf, müştema, muzafun leh. El arabi de müştema'nın sıfatı.
تختلف العائلة العربية باختلاف البلدان والأديان والوضع الاجتماعي. Arap ailesi tehtelifu bihtilafi, farklılık gösterir. Şuna biz mef'ulü mutlak diyoruz. Yani fiilin mastarından geliyor. Fiilin mastarı. İhtelefe, yehtelifu, ihtilaf. Buna biz ne diyoruz arkadaşlar? Mef'ulü mutlak diyoruz. Evet. Bunu tercümede eritebiliriz. Arap ailesi buldan. Ne demek buldan? Beledun, buldanun veya beledun, biladun. İki tane çoğulu gelir. Ülke. Dinun, edyanun. Din, müfredi, edyan, çoğulu, cemisi. Din ve vada'il içtimai. Sosyal durum bakımından, bak bakımından ekledik, farklılık arz eder. Tehtelifu bihtilafi. Farklılık arz eder. Evet. Mansup üstün mü hocam? Mansup demek nasb alameti ararız. Nasb alameti de fetha ve fetra yerine geçenlerdir Mesut abla. Fetha ve fetra yerine geçenlerdir. Üstünü kullanmıyoruz artık. Bak mansup demek bir konum. O konumda ne alamet ararız biz? Nasb alameti. Nasb alameti de fetha ve fetra yerine geçenlerdir. Evet. Fel ailetü. Arkadaşlar şu F'nin çok manası var. Bu F çok önemli bak. Bu F'yi hiç unutmayın. Evet. Bu F bazen çünkü manasına gelir, bazen zira manasına gelir, bazen örneğin manasına gelir. Tamam mı? Burada mesela bu F'yi ne olarak çevirsek güzel olur? Dedi ya bak. Arap ailesi ülke, din ve sosyal konum itibariyle farklılık arz eder. Şimdi bu F bunu ne yapacak arkadaşlar? F bunu ne yapacak? Evet arkadaşlar. Buradaki F bunu ne yapacak bu cümleyi? Açıklayacak. Hah, örneklendirecek. Tamam mı? Örneklendirecek. Örneğin fel ailetu. Evet. Bak burada el ailetu demedik. Elif lam takısının başındaki hemze-i vasıldı değil mi arkadaşlar? Hemze-i vasıl ne demekti? Hemze-i vasıl ne demekti? Ne demekti hemze-i vasıl? Kendisiyle başlandığında okunan, kendisinden önce başka bir şey geldiğinde kati olmayan, çok güzel düşen. Yani burada fe'el ailetü demedik. Fel ailetü. Fel ailetü neredeki? Fi Libya. Libya'daki aile mesela aynı Türkçedeki gibi. Mesela diyoruz ya biz mesela. Arapçadan geçmiş. Mesela tehtelifu an. Al bunu. Al bunu arkadaşlar. Nereye kaydedeceğiz bunu? Harfi cer fiil uyumu defterine kaydedeceğiz. Harfi cer fiil uyumu. Nasıl kaydedeceğiz peki? Mazi muzari mastarıyla. İhtelefe. Yehtelifu ihtilafen an. Kaydedeceğiz. Bu şekilde. Karşısında ne yazacağız peki? Den farklı olmak. Lütfen bir arkadaşımız bunu örnek olarak yazsın. Den farklı olmak. Nasıl kaydedeceğimizi bunu yazsın. İhtelefe tire yehtelifu tire ihtilafen an iki nokta üst üste den farklı olmak. Tamam mı? Evet. Bir de harfi cerlerin şöyle bir özelliği var. Mazisi hangi harfi cerle kullanılıyorsa onun tüm türevleri yani emsile mantığıyla tüm emsile-i muhtelifesi o harfi celle kullanılır. Yani ihtelefe mazisi anla kullanılıyorsa yehtelifu muzarisi de işte fiile kullanılmaz. Hepsi anla kullanılır. Ne demek? Den farklı olmak. Evet. Neyden farklı olduğunu andan sonra alır. El aileti fi Mısra. Evet. Demek ki bu da gayrimusarifmiş. Bak başına fi geldi. Normalde kesre alması lazım. Kesre alması gerekirken bir kelime fetha alıyorsa biz buna gayrimusarif diyoruz. Gayrimusarif ne demek? Kesra özürlü demek. Kesra ve tenvin özürlü demek. Ne tenvin alıyor ne kesra alıyor. Sadece fethayla damma alıyor. Nasıl cemi müennes salimler fetha özürlüyse bu da kesra özürlü arkadaşlar. Tamam mı? Cemi müennes salimler kesinlikle fetha almaz.
gayri musarraflarda kesinlikle kesre almaz. Tamam mı? Gayri musarraflar kesre özürlü. Cemii müennes salimlerde fetha özürlü. Tamam mı? Mesela müslimatun, müslimatin, müslimatin kesinlikle müslimaten olmaz. Gayri musarraflarda ahmedu, ahmede, ahmede, ref, nas, cerhalini söyledim size. Ahmedu, ahmede, ahmede. Ama kesinlikle Ahmedi olmaz. Evet. Bunları da yine not olarak yazabilirsiniz. İhtelefe, yehtelifu, ihtilafen an'den farklı olmak. İşte harfi cer fiil defterine bu şekilde notlar alacağız arkadaşlar. Hatta bununla ilgili bir tane de bunun altına örnek cümle yazarsam var ya, ne olur? Sivas katmeri olur. Tamam mı? Katmerli olur yani. Tamam mı arkadaşlar? Tadından yenmez. Bunun altına bir de örnek cümle yazarsan tadından yenmez. Mısır'daki bir aile mesela Mısır'daki bir aile den farklıdır. Tamam mı? Neyden farklıymış? Libya'daki bir aileden. Örneğin Libya'daki bir aile Mısır'daki bir aileden farklıdır. Ama devam ediyor. Bu vava deda diyeceğiz. Tamam mı? El ailetu fil memleketil arabiyeti suudiyeti Suudi Arabistan'daki bir aile de tehtelifu anha. Anha. O ha nereye gidiyor? Arkadaşlar. Ha nereye gidiyor? Fi Lübnan. Aileye gidiyor. Tamam mı? Tehtelifu anil aileti demek. Anil aileti fi Lübnan. Lübnane. Suudi Arabistan'daki aile de tehtelifu anha. Yani tehtelifu anil aileti fi Lübnan. Lübnan'dakinden farklıdır. Kezalik al bunu. Al bu kezalikeyi. Al bunu karakola götür. Not defterine hapset. Evet kezalike. Böylece aynı şekilde böylece tehtelifu el ailetul müslimetu Müslüman aile de tehtelifu an. Bak yine geldi. Den farklıdır. Kimden farklıymış? El ailetil mesihiyeti. Mesihiyye. Evet. Hristiyan aileden farklıymış. Ev. Al bunu. Ev. Ne demek? Veya. Ne demekmiş ev? Veya. Bak ve başka veya başka. Ev. Bu atıf harfi. Atıf harfi ne yapıyor biliyor musunuz? Sağdakini sola aktarıyor irabına. Sağdakinin irabı nasıl? Sağdakinin irabı nasıl arkadaşlar? Kesra. O zaman bununki de kesra olacak. Tamam mı? Biz buna atıf diyoruz. Peki şu sağdakine ne diyoruz arkadaşlar? Ma'tufun aleyh. Yani kendisi üzerine atfedilen, bağlanan demek. Buna da matuf veya atıf diyoruz. Hepsine beraber atıf terkibi veya atıf uslubu diyoruz. Hepsine beraber atıf terkibi ve atıf uslubu diyoruz. Bunda 3 tane öge var. 3 tane. Matufun aleyh, kendisine bağlanılan. Bu bağlayıcı yani atıf edatı, bu da matuf, bağlanan veya atıf diyoruz. Atıf terkibinde 3 tane öge vardır. Matufun aleyh, atıf edatı ve matuf. Eşittir atıf. Hepsine beraber atıf terkibi diyoruz. Peki bu ortadaki atıf ne yapıyor? Sağdakinin irabını sola aktarıyor. Bunun irabı andan dolayı neydi? El aileti. Bu da buna sıfat olduğu için mesihiyeti. Bunu hop buraya aktarıyor. Evet. Müslüman ailede aynı şekilde Hristiyan aileden veya Yahudi aileden farklılık gösterir. Hani burada demişti ya bak, 3 tane farklılık zikretmişti burada. El bülden, ülke farklılığı. El edyan, din farklılığı. Üçüncüsü de sosyal konum farklılığı. Buldan'a örnek verdi. Nasıl örnek verdi? Dedi ki bak, Mısır'daki aile Libya'daki aileden. Efendim, Suudi Arabistan'daki aile Lübnan'daki aileden farklılık gösterir dedi. Bu Buldan'ı örneklendirdi. Peki Edyan'ı nasıl örneklendirdi? Dedi ki Müslüman bir aile de Hristiyan aileden veya Yahudi aileden farklıdır dedi. Şimdi neyi örneklendirecek arkadaşlar? Şimdi neyi örneklendirecek bize?
Ha, sosyal sınıfı. Arkadaşlar biz bu sanata ne diyoruz biliyor musunuz? Bak burada belagat konusu da var. Kulağınıza değsin. Biz bu sanata leffu neşr sanatı diyoruz. Leffu neşr. Ne demek leffu neşr? Yukarıda verdiği sıralamayı aşağıda aynen uyguluyor. Bak önce veriyor, sonra ona yönelik örnekler veriyor. Biz bu sanata belagatta ne diyoruz? Leffu neşr sanatı diyoruz. Tamam mı? Çok önemli. Leffu neşr. Duyanlarınız vardır. Şimdi üçüncüyle ilgili bir şey söyleyecek demek. Ahacık da geldi. Ve tehtelifu ailetul ganiyetu tehtelifu an. Den farklıdır. Zengin aile de el ailetil fakirati. Fakir aileden nedir arkadaşlar? Farklıdır. Tamam mı? Yukarıda verilen sıralamayı aşağıda açıklamak. Evet, çok güzel. Yani edebiyat genel bir ad, belagat onun bir alt dalı. Tamam mı? Edebiyat o ürünlerin işte o mahsullerin genel adı, belagat onun bir alt dalı. Tamam mı? Ve alel ragmi min. Ve alel ragmi min. Neydi arkadaşlar bu? Alel ragmi min. Ha bunun devamında da genellikle fa gelir. Bunu da unutmayın. Alel ragmi min. Ne demekti alel ragmi min? Çok güzel. Buna rağmen. Bak bunu bile öğrensek, hani bazı arkadaşlar diyor ya hocam metin dersi çok ağır diye. Bunu bile öğrensek yeter bize. Kedalike'yi bile öğrensek yeter. Tehtelifu ani öğrensek yeter. Tamam mı? Siz ne kadar bir şeyler aldığınıza bakın. Buna rağmen min hâzihil ihtilafati. Evet. Bu farklılıklara rağmen bak ve alel ragmi min. Bazen ragme diye gelir. Bazen ragme enne diye gelir. Fark etmez. Nokta noktaya rağmen hâzihil ihtilafati. Bu farklılıklara rağmen fe. İşte yani bu farklılıklara rağmen ne olmuş? İşte fe'den sonra onu açıklayacak. İnne hunake sıfatin temtazu biha el ailetul arabiyyetu. Evet. Ne dedik burada? Ne dedik arkadaşlar? Bu farklılıklara rağmen Arap ailesini ha diğer ailelere gidiyor. Temtazu biha öne çıkarmak. Diğer ailelerden öne çıkaran sıfatlar yani örnekler vardır. Peki. Hünake zarf arkadaşlar. Eş anlamlısı femmete. Femmete. Bu hünake ile başlayan, femmete ile başlayan cümleler daima haberdir arkadaşlar. Demek ki innenin ismi burada sıfatın. Hani nasıl mübteda ile haber yer değiştiriyor ya, innenin ismiyle haberi de yer değiştirebiliyor. Yani hünake burada innenin haberi, öne geçmiş haberi, sıfatında sona kalmış ismi. Peki niye sıfatın diye okuduk arkadaşlar? Niye sıfatın diye okuduk burayı? Yanlış işte. Eğer onu bana Ayşenur bu metni hazırlanırken göndermişti sağ olsun. Yanlış. Sıfatün şeklinde harekelemişler yeni baskıda. Yanlış arkadaşlar. Çünkü hünake innenin haberi mahallen merfu haberi sıfatinde lafzen mansup neyi? Lafzen mansup ismi arkadaşlar. Peki nasb alameti burada neyle? Kesrayla. Evet, bu sorumu söyleyin arkadaşlar. Niye sıfatın dedik? Niye sıfatın dedik? Sıfaten olması gerekmiyor muydu? İnnenin ismini. İnne ismini nasb ederdi. Nasb'da fetha ve fetra yerine geçen kelimeler arardık. Niye sıfatın dedik? Çok güzel. Cemi müennes salimler. Aatla biten. Cemi müennes salimler kısaca ne? Sonu aatla biten. Nerin? Nasb alameti neyle olurdu? Nasb alameti neyle olurdu arkadaşlar? İnne ismini nasb eder. Cemi müennesin nasb alameti kesrayla. Çok güzel. Hunake vardır diyoruz arkadaşlar. Hunake vardır. Ne diyormuşuz Hunake'ye? Vardır. Çok güzel. Evet.
Arap ailesini diğer ailelerden öne çıkaran bir takım özellikler vardır. Peki bir takımı nereden getirdim arkadaşlar? Arkadaşlar müfret nekre olduğu zaman bir manası veriyorduk değil mi? Bir. Peki cemii nekre olduğu zaman cemii nekra sıfatı. Bunu da bir takım bazı gibi kelimelerle Türkçe'ye çevirebilirsin. Bir takım bazı gibi kelimelerle Türkçe'ye çevirebilirsin. Bu farklılıklara rağmen Arap ailesini diğer ailelerden imtiyaze, yemtiyaz, imtiyaz, imtiyaz sahibi yapan, öne çıkaran bir takım özellikler, bazı özellikler vardır. Bazı özellikler vardır. Evet. Burada kalalım arkadaşlar. Şimdi sizlerle geliniz bir tane YDS sorusu çözelim. Ne dersiniz? Bir tane YDS sorusu çözelim mi sizlerle? Var mısınız? Hadi bakalım. YDS deyince ne hissediyorsunuz arkadaşlar YDS Arapça deyince? Yani YDS Arapça deyince ne geliyor aklınıza? Tam 27 Eylül tarihi. Siz orada yazın. Ben sorularımı açayım. İnşallah o soruyu bulabilirim size. O istediğim soruyu. İlk soruydu arkadaşlar, ilk soru. Evet. Buldum arkadaşlar. 2015 YDS ilkbahar birinci sorumuz arkadaşlar. Birinci sorumuz. Evet. Zor bir sınav geliyor. Üst seviye bir dil sınavı, korku, çerezlikler hocam. Çerezlikler ne demek? Oho sizdeyken YDS cepte izinden. İnşallah. Soruyu yazsak mı acaba? İnşallah çok uzun değildir. Tabi yazabilirsiniz. Ama şimdi dinlemenizi istiyorum. Hiç girmedim ama seviyemin üstünde olduğundan eminim. SSR. SSR ne demek Esra? Hocam 22 artık eskide kaldı hocam. Şimdi 62'ler, 72'ler, 82'ler hedefimiz o. Ha, ekran görüntüsü. Tamam pardon. Cahillik böyle bir şey işte Esra. Ne demek? SS'nin açılımı ne demek? Arkadaşlar benle beraber screenshot. Güzel. Ne demek screenshot? Screen ne demek? Shot ne demek? Screen ekran herhalde. Onun Arapçası şaşe. Şase miydi? Şaşe miydi? Şaşe olması lazım. Şaşe dün. Shot'ta yakalama gibi. Ha tamam. Evet. Arkadaşlar şimdi bir tane yardımcı istiyorum kendime. Bu soruyu benimle beraber çözecek olan kimdir? Beraber çözeceğiz bunu. Tamam. Benimle beraber çözmek isteyen arkadaşımız kim? İlk yazanı alacağım. İlk nokta koyanı alacağım. Evet arkadaşlar. Suratun Hadratun mineşşeşeti. Evet, ekran görüntüsü. Hadi bakalım Fatma Hanım. Fatma Nur, kimse istemezse ben demiş. Açtın mı Fatma Nur? Açtım hocam soruları. Tamam.
Nerede sorumuz? Görebiliyor musun? Yok, görünmüyor şu anda. Sizin ekranınız görünüyor. Ha işte benim ekranım gözüküyor mu? Bana biraz donarak geliyor da birkaç saniye sonra gelir herhalde. Ha, geldi şu an. Tamam. Şimdi önce bir soruyu okumaya çalış bakayım. Nasıl okuyacaksın? Tamam. Semih Tü. Çok güzel. Bir saniye. Ya çok özür dilerim. Ben bunu şeyle açayım da öyle yapalım. Hani şu üstünü çizdiğimiz program var ya. Tamam hocam. Çok iyi başladın. Bu arada. Yani hiç emin değilim ama. Doğru. Yok, diğerinden yani. En iyi ne? Hepsini beraber konuşacağız. Biraz daha büyüteyim mi? Az önceki büyüklük bende iyiydi hocam. Evet. İyi mi böyle? Bence okunur, evet. Ha ben bu arada bunu ne yapmışlar ya bunu ÖSYM sorusu olduğu için mühürlemişler mi ne yapmışlar? Yine kalem kullanamıyorum. Aa. Şurada kullanabiliyor Peki muyum acaba düzenleme kalem? Allah Allah. Hilal Erdoğan bunu nasıl kalem kullanacağız ya? Hilal? Hilal burada mı Erdoğan? Kalem kullanamıyoruz. Niye? buradayım da hocam, dediğiniz gibi yani yasaklanmış bir şey de olabilir. Bilmiyorum şu an. Çünkü hep şey yapmış yani. Var burada kalem işareti ama silik. Hocam resim olarak attım onu, Paint'ten açarsanız. Hay hay tamam öyle yapalım. Yusuf açmış. Atmış. Nasıl açacağım bunu Yusuf? Paint'ten ne diyeyim? Aç mı diyeyim? Hocam farklı kaydedin. Ondan sonra sağ tıklayıp Paint'te açmanız lazım. Tamam, şimdi masa üstüne kaydettik. Evet, sorumuz burada. Sağ tıkladık. Birlikte Birlikte aç. aç, Paint. paint. Ha, bültenim değil mi? Ha, çok güzel. Tamam. Hadi bakalım Fatma Nur. Hocam ben ekranın gelmesini bekliyorum da yine. Arkadaşlar 2015 Gel. YDS 2 sonbahar birinci sorusu. Semi'tu dedi değil mi? Semi'tu. Evet. Evet. Zaten buranın iki ihtimali var. Ya semi'at olacak müfred mühennes ya semi'tu olacak tamam mı? Veya semi'te semi'ti gibi ihtimalleri var. Ama dolayısıyla en mantıklısı şey semi'tu. Ne demek semi'tu? Semi'a yesma'u. İşittim. Ah, çok güzel. Peki enne geldi enne. Cümle ortasında inne gelmez. Ne gelir cümle ortasında? Enne. Peki enne ne yapardı Fatma Nur? En fiil cümlesini mastarlaştırırdı. Enne ne yapar? Hasta. Efendim? Bu bastarlaştırmıyor. Bu şey feta yapıyor. Yok, mastarlaştırıyor. En isim cümlesini Hayır. mastarlaştırıyor. En Bu fiil fiil. cümlesini mastarlaştırıyor. Enne de isim cümlesini mastarlaştırıyor. Tamam mı? Ha. Peki. Enne'nin ismini nasıl çeviriyorduk biz? Haberini nasıl çeviriyorduk? Evet Fatma Nur. Hocam kaldım şu an bir saniye. Enne'nin hani hatırlayın. Arkadaşlar yazsın o zaman. Arkadaşlar katılsın. Veya hemen söz alıp mikrofonla siz de bağlanabilirsiniz. Yani önce şuraya söz almak istediğinizi yazın. Birkaç kişi de çözebiliriz soruyu. Başka katılmak isteyen var mı? Evet, hadi bakalım Kübra. Sen de al. Sen de al söz. Hocam, ennenin ismini ın in, Ha. haberinde dığını dini şeklinde Ha. çeviriyordu. Bu az önce geçmişti. Semmete. Semmete neyin eş anlamlısıydı? Hünayken'in değil mi? Tamam mı? Kübra? Evet hocam, ben Fatma'da var ya, Ha, tamam. ondan bekliyordum. Tamam. Evet.
Pardon. Az önce söylemiştim bak şurada. Bizim esas cümlemiz neredeydi? Bak şurada söylemiştim. Hünake eşittir femmete demiştim bak. Böyle olduğu zaman innenin ya da ennenin ismiyle haberi yer değiştirir demiştim. Hatırladınız mı? Evet. Heh, şimdi buraya geldik. Enne femmete eş anlamlısı hünake. Yani nokta nokta vardır demek. O zaman bu ennenin haberi ise, haberi öne geçmiş ise şu boşluğa ne gelecek arkadaşlar? Ennenin neyi gelecek? İsmi gelmesi lazım. Ennenin neyi gelecek Fatma Nur? İsmi. Çok güzel. Peki enne ismini ne yapardı? Nasp. Nasp deyince ne aklımıza gelecek Kübra Nur? Nasp deyince tabi yerine geçenler. Çok güzel. Kübra, senin Kübra Nur değil mi ismin? Hayır hocam, sadece Kübra. Sadece Kübra, tamam. Hı-hı. Şimdi moda ya, her şeyin sonuna Nur eklemek. Evet. Tamam, ben Kübra Nur diyeyim. Tamam hocam, öyle olsun. Şimdi, peki enne, feta ve fetra yerine geçenlerse ilk sorum Fatma'ya. Fatma, buradan hangilerini eleyebiliriz sence? Hangilerini eleyebiliriz? Şıklar. Ricanın bu pek belli olmuyor. Bunu eleyebiliriz. Çok güzel. Çünkü ricalen olsaydı destek elif olması lazımdı bak. Ricalen olması lazımdı. O zaman bunu eledik. Değil mi? Evet. Bu ya ricalun olur ya ricalin olur. Ricalen olsaydı böyle yazılırdı. Eledik mi? Eledik. Evet. Kübra, sen anladın mı bunu? Evet hocam, anladım. Bak ilk avf'ün giriş ünitesiyle bağlantılı bir şey. Şu destek elifi çok basit bir konu gibi geliyor bize, değil mi? Ama bunu bilmezsek nasıl yapacağız bu yazılışı bilmezsek bunu? Yapamayız. Peki aynı mantıkla şurtiyen, hani ennenin ismi nasb olacak ya, nasbda fetra ve fetra yerine geçenler, şurtiyen böyle mi yazılır sizce? C şıkkında kim mi yazılır? Yani hayır. E'deki gibi. Evet. Aynen. Fatma Nur, söyle. E'deki gibi yazılır. O zaman bunu da eledik mi? Evet. Aynen. Tamam. Peki. Şurtiyen olabilir. Dursun bu. Müfettişune. Evet. Bu da dursun. Buranın iki ihtimali var. Burayı tesniye ise nasıl okuruz? Cemil, müzekker, Salim, sen nasıl okuruz? Tesniye ise sen söyle Fatma Nur. Tesniye ise nasıl okuyabiliriz burayı? Hangi şeyi söyleyeyim? A şıkkı. A şıkkını. Zani. Muvazzafun. Muvazzafani. Nasf ve cerhali. Muvazzafeyni. Peki. Cemi, müzekker, salimse nasıl okuyabiliriz Kübra? Muvazzafine. Çok güzel. Her ikisinde de ihtimali var değil mi bunun? Evet. Dursun şimdi o. Şimdi biraz manaya bakalım. Nokta noktanın nokta nokta olduğunu işittim. Ne diyecek biz arkadaşlar? Nokta noktanın nokta nokta olduğunu işittim. Şu enneyi görmediğimiz zaman bu cümlede şöyle bir mantık var aslında. Nokta nokta vardır var. Hani temmete ya, temmete hünake ne demek? Vardır. Ama enne gelince nokta noktanın, hani isminin sonuna in geliyor ya, haberinin sonuna da nokta nokta olduğunu işittim deyip şu fiile bağlayacağız. Var mı buraya kadar bir sıkıntı? Yok. Tamam. Peki arkadaşlar. A şıkkı, D şıkkı ve E şıkkı var elimizde. Bunların üçü de nekra mı? Nekra. Evet. Nekra'dan sonra gelen her bir fiil cümlesi ne olurdu? Sıfat. Çok güzel. O zaman burayı bir okuyalım bakalım. Fetteşe yufettişu teftiş. Tef'il babından. Yufettişune. Yufettişune. El hakaibe. Fi cümrüki. Gümrük demek. Gümrükte çantaları teftiş eden nokta noktaların olduğunu işittim. Tamam mı? Bak, bitti artık soru. Gümrükte çantaları teftiş eden nokta noktaların olduğunu işittim. Evet. Peki.
Müfettişune olur mu arkadaşlar? Müfettişune olmaz. Niye? Çünkü ennenin ismi nasb olurdu. Bunun nasb alameti evet. Neyle olur? Müfettişine olur değil mi? Evet. Ha, o zaman bunu deledik. Peki. Şurtiyen kaldı elimizde. Muazzafine kaldı. Muazzafine. Muazzafine olma ihtimali yok. Çünkü niye? Yüfettişune dedi bak. Yüfettişune. Sıfat mevsufuna sayı yönünden uyacaktı değil mi? Burada çoğul bir yüfettişune, teftiş edenler var. Burada yüfettişu deseydi o zaman şurtiyen olabilirdi. Ama yüfettişune dediği için o zaman cevabımız nedir arkadaşlar? Nedir Fatma Nur? Bir daha söyle. Adana değil mi? Adana. Ha, Kübra sence ne? Evet hocam, A şıkkı. Ha, şimdi bak bu şekilde zor gözükebilir soru. Ama bu YDS bizden ne istiyor biliyor musunuz? O öğrendiğimiz basit kuralları görebilmeyi istiyor. Tamam mı? Baştan yapalım arkadaşlar. Semi'tu enne. Benim masum nerede? Ha şurada. Semi'tu enne temmete muazzafine yufettişunel hakaibe fil cümriki. Semi'tu enne nokta noktanın nokta nokta olduğunu işittim, duydum. Peki temmete hunake vardır. Bu enneden sonra gelirse ennenin haberi olur. O zaman haberi öne geçtiyse bir sonraki nedir? Ennenin ismidir. Bu soru bizden ennenin ismi istiyor. Peki ricalun, şurtiyun veya müfettişune ennenin ismi olabilir mi Kübra? Olamaz. Çünkü ennenin ismi nasb olacaktı değil mi? Fetha ve fetha alameti arayacaktık değil mi Fatma Nur? Ricalun, evet. İstese ricalin olsun. Şurtiyun, istese şurtiyin olsun. Müfettişune, bunların üçü de olmaz. Geriye kaç şık kaldı? İki. Sonra bakıyoruz. Bunlar nekra. Nekradan sonra gelen her cümle fiil cümlesi. Her cümle sıfat olurdu değil mi? Peki yufettişune çoğul olduğu için bunun sıfatının müfret olması mantıklı mı? Şurtiyen olması mantıklı mı? Hayır. Mümkün değil. Teftiş edenler çok. Teftiş eden bir kişi. Olur mu? Olmaz. Dolayısıyla muazzafine. Gümrükte çantaları kontrol eden memurlar, görevliler olduğunu işittim. Tamam mı? Evet. Bu soruyu çalışın arkadaşlar. Bu soruyu çalışın. Etini, sütünden, derisinden faydalanın. Tamam mı? Bu soruyu çalışın. Güzelce böyle hazırlayın her tarafını. Tamam mı? Bu anlattığım şekliyle. Beydenin dediği soruda. Efendim? Hocam Zümbeyde de şey yazmış ya, semmete çok önemli, orada düşerdim diye. Yani Hünake'nin eş anlamlısının semmet olduğunu söylediğiniz halde hiç örnekte görmediğim için bana ilk başta hiç tanıdık gelmedi. Yani onu orada gördüğüm halde. İşte bunlar, halde az önce. İşte bunlar hep bir bütün aslında. Sarf, nahiv, belagat. Yani aslında bizim en son geleceğimiz nokta neresi biliyor musunuz? Sarf öğreniyoruz, nahiv öğreniyoruz, metin okuyoruz. En son geleceğimiz nokta bu aslında. Tamam mı? Ben şimdi size direkt soru çözdürsem ne olur? Her şey alt üst olur değil mi? Ama önce yavaş yavaş gramer öğreniyoruz. Grameri metinlerde oturtmaya çalışıyoruz. Daha sonra gramer oturduktan sonra bol bol metin okuyacağız. En sonunda soru çözeceğiz. Tamam? Böylece ne olacak biliyor musun? Arkadaşlar şöyle anlatayım size. Teşekkür ediyorum ikinize de. Mikrofonunuzu kapatabilirsiniz. Teşekkür ederiz hocam. Hayırlı akşamlar. Sağ olun. Arkadaşlar bu Arapça geliştirme işi 3 aşamalıdır. 3 aşamalı. Kaç aşamalıymış? 3. 1. Gramer. 2. Metin. Bol metin okuması. Bol metin okuması. Metine doymak diyoruz. Kanmak diyoruz. 3. Soru çözümü. Şimdi arkadaşlar önce öğrenciye gramer eğitimi verilir. Şu anda veriyoruz. Gramer eğitimi verirken de yavaş yavaş metinlere başlarsın. Dolayısıyla bu öğrendiğin grameri öğrenciye metinde uygulatmaya çalışırsın. Tamam mı? Yazmayın arkadaşlar bir. Yazmayın lütfen. Ya şu niye gitmiyor, sürekli duruyor. Bu grameri de metinde bol bol öğrenciye uygulatmaya çalışırsın. Sonra bol metin okuduktan sonra soru çözümüne geçersin. Zaten soru çözümünde öğrencinin gramer eksiği varsa veya metinde metine doymadıysa, metine kanmadıysa,
kana kana içmediyse Met'in hazinesinden, havuzundan, burada ne yaparız? Burada zaten sorunun içinde her soru dolayısıyla bir metin değil mi? Şu soru bir metin değil mi zaten? Dolayısıyla üçüncü aşamaya geldiğimizde öğrencinin hala gramer ve metin eksiği varsa zaten soru çözümünde kapatırız biz bunu. Ama sıralama bu şekildedir. Yani bunun adına sen istersen Arapçayı geliştirme de, istersen YDS hazırlık de, ne dersen de. Tamam mı? Sıralama bu şekildedir. Gramer, metin okuması, soru çözümü. Ama en son artık ben soru çözümüne geldiğim zaman, kusura bakmayın, yani ben size tek tek burada gramere dönüp anlatamam. Tamam mı? Yani şu anda gramer sizi sıkıyor olabilir ama gramerin şu anda öğrenin ki ileride karşımıza çıkmasın. Bizim grameri iyi bilmemiz demek, çok metin okumamız demek. Metini daha rahat okumamız demek. Metini bol okumamız demek, sorularda çıkan kalıpları, bak kalıpları çok çok aşina olmamız demek. Bunların hepsi birbiriyle bağlantılı. Bakın arkadaşlar, şu soruya baktığınız zaman. Semi'a yesme'u. Her zaman duyduğumuz bir fiil. Semi'a, semi'a, semi'u. Semi'at, semi'ata, semi'ne. Çektik, semi'tu. Ben işittim. Enne, her zaman konuşuyoruz. Semmete, hunake. İşte geri geldi konuştuk. Fetteşe, yufettişu, teftiş. Tef'il babından herkesin bilebileceği, herkesin ilkokulda sınıfına müfettiş gelmiştir herhalde. Öyle bir fiil. Hakibetün, hakaib. Bak çoğulu. Daha açık öğretimin ilk dersinde söyledik. Fi, deda. Bilmeyen var mı bunu? Fi, deda. Cümrük, cümrük, gümrük. Tamam mı? Muazzafun, muazzafun, muazzafin. Memur, memurlar. Raculun, ricalun. Şurtiyun, polis. Müfettişun. Ne var burada? Bana bir tane zor zor kelime söyleyin burada arkadaşlar. Bak semmete az önce söyledik. Onun haricinde bir tane yabancı kelime söyleyin bana. Evet, yazabilirsiniz şu anda. Bir tane yabancı kelime söyleyin hadi. Hocam bunlar hiçbir şey çağrıştırmıyor bize. Bak kelimeleri söyledim. Hakibetun. Yufettişun. Semi'atu. Ya benim size burada anlattığım arkadaşlar, bu iş kolay. Arapçayı geliştirmek, Arapçayı öğrenmek. Bizim bu kursumuz neydi? Arapça yazılı metinleri okuyabilme kursu. Arapçada hareketsiz olduğu için hareketsiz metinleri nasıl okuruz? Bu kursumuz ne arkadaşlar? Bir yazın bakayım. Bu kursumuz dilin 4 tane yeterliği var. İşitme kursu mu? Konuşma kursu mu? Yazma kursu mu? Bizim bu kursumuz neydi? Tanıtım dersinde söylemiştim ben size. Okuma kursu. Ne demek okuma? Yazılı metinleri hareketsiz okuyabilme. Peki bir yazılı metni biz nasıl hareketsiz okuyabiliriz? Sarf nahiv bilgisiyle okuyabiliriz. Tamam mı? Sarf nahiv bilgisiyle okuyabiliriz. Yani bu iş hiç zor değil arkadaşlar. Yeter ki kendinize güvenin. Ve benim size anlatmak istediğim, bildiklerimizi dikkatle ve özenle uygular okursak zor değil. Bu tür çıkmış soruları çözdükçe de yapılabilir inşallah. Kesinlikle. Kesinlikle arkadaşlar. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bu basittir. Bu bilgi basittir. Ben bunu biliyorum dediğin an, bak biliyorum dediğin an, kaybettiğin an aslında. Her bilgiyi her yerde karşımıza çıkabilir. Bak şimdi. AOF'un giriş ünitesinde ben size ne anlattım? Giriş ünitesinde. İşte mansup olduğu zaman destek elifi üzerine yazılır. Bak ondan soru yapıyoruz ya. Bak YDS bu işin zirvesi dediniz değil mi az önce? YDS bu işin zirvesi. Peki AOF YDS bu işin zirvesi ise AOF'un birinci kitabının giriş ünitesi nedir bu işin? Lütfen yazın. AOF'un YDS zirvesi ise AOF'un giriş ünitesi. Daha birinci üniteye bile başlamamışız. Giriş ünitesi bu işin neyidir? Başlangıcıdır tabii. Temelidir. Sıfırıdır. Bak sıfırla zirve arasında böyle bir bağlantı var işte. Tamam mı? Yani hiçbir bilgi gereksiz değil arkadaşlar. Hiçbir bilgi gereksiz değil. Bak lütfen benim çağrımı duyun. Lütfen benim feryadıma kulak verin. Hiçbir bilgi gereksiz değil. Hepsini her yerde kullanıyoruz.
Ben sizin burada zamanınızı katleden bir insan değilim. Ben ismi fail değilim yani. Ben katil değilim, tamam mı? Sizi de ismi meful yapmak gibi, maktul yapmak gibi bir amacım yok. Tamam mı? Evet. Yani ben size ne söylüyorsam hiçbir şey aslında gereksiz söylemiyorum. Yani hepsi size lazım olacak bilgileri vermeye çalışıyorum. Tamam mı arkadaşlar? İnşallah meramım anlaşılmıştır. Anlaşıldı mı meramım? O zaman arkadaşlar müsaadenizi istiyorum. 2258 Sivas'ımızın plakasıyla bize lazım olacakları anlatmanız süper yorumsuz. Eyvallah hocam. Evet, 2258'de Sivas'ın plakasında durduralım. Velhamdülillah.